Bu rapor şunu da gösterdi. Mohammed Prens Selman'ın direkt işaret ettiği için çünkü peşini bırakmayacak. Suudi Arabistan'a anlığına bir karar leker olarak yazıldı bu rapor. Umarım Suudi Arabistan'ın kralı ve ileri gelenleri bunu ciddi alırlar ve gerekli adımla atarlar diye düşünüyorum. Tabii şunu da gösteriyor. Bu rapor Prens Selman'ın peşini bırakmayacak. Şöyle, şimdi biz bu sürecin bundan sonraki aksini göreceğiz. Sıkıntı şu, çünkü son yıllarda, özellikle 2-3 yıldır uluslararası kurumların yayınlandığı her rapor tavsiye niteliğinde yer alıyor ve tavsiye niteliğinde kaldı. Hiçbir pratiği olmuyor. Somut adım atılmıyor bu konuda. Bizim endişemiz bu yönde. Bu raporun sadece tavsiye niteliğinde olarak kalması. Bu konuda uluslararası hiçbir kurumun, hiçbir devletin bu konuda bir adım atmayışı. Sıkıntı burası. Bu olur mu bilemeyiz. O daha sonraki süreç aslında. Mohammed bin Selman'la ilgili sürecin. Çünkü önce bu raporda şu anda ifade edilen şeylerin derhal uygulama sokulması gerekiyor. Rapor bu. 100 sayfalık bir rapor. Çok şey ifade ediyor. Çok detaylı. Bütün deliller onun, Prens Selman'ın bundan haberdar olduğu, bunu bildiği. Bu kanıtlanmış durumda, bildiği konusunda. İşin boyu içinde dahil oluşuyla ilgili bu konuda da kanıtlar var. Fakat ciddi ithamda bulunamıyor tabii. Fakat işaretler olduğu ifade edildi. Orada şey bu, ama bu onun bu işe dahil olduğu, ki mal varlığına tedbir konulması konusu da zaten bunu gösteriyor.